Bugün 23 Ekim 2023 Pazartesi. Batı Akdeniz TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri izliyorsunuz. Önce özetler. Mersin'in Mut ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını silahla vurarak öldüren kişi aynı silahla intihar etti. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. Kardeşi ağır yaralandı. Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı. Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan iki askeri uçak Mısır'a hareket etti. Mersin'in Mut ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını silahla vurarak öldüren kişi aynı silahla intihar etti. Mut Devlet Hastanesi otoparkında 39 yaşındaki Şuayb Kaya, henüz belirlenmeyen bir nedenle boşanma aşamasında olduğu 42 yaşındaki eşi Ayfer Kaya'ya tabancayla ateş etti. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. Kardeşi ağır yaralandı. İddiaya göre Samet Ç., Serkan G. ile Erkan G. arasında Havutlu mahallesindeki Samet Ç.'nin evinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ç. evdeki tüfekle kardeşler Serkan G. ile Erkan G.'ye ateş etti. Kavgada yaralanan Erkan G., 112 acil servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne, Serkan G. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Erkan G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Serkan G.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Samet Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre RÖ idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde KÖ'nün kullandığı 03 ABN358 plakalı patates yüklü tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobildeki BK'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve MT ise ambulansla hastaneye kaldı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde su kuyusuna düşen koyun kurtarıldı. Yavuz Selim mahallesinde sulama için kullanılan su kuyusuna bir koyunun düştüğünü fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından koyunu halat yardımıyla kuyudan çıkardı. Koyun sahibine teslim edildi. Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme yardımı devam ediyor. Etimesgut askeri havaalanından iki uçak Mısır'a hareket ederken gün içerisinde iki uçağın daha havalanacağı bildirildi. Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan iki askeri uçak Mısır'a hareket etti. Türkiye'nin Gazze'ye yardımları kapsamında Etimesgut askeri havaalanından Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan ilk uçak saat 9'da havalandı. Yardımlar kapsamında ikinci uçak saat 12'de Mısır'ın El Arish Havalimanı'na hareket ederken gün içerisinde iki uçağın daha Mısır'a gideceği bildirildi. Öte yandan dün Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu Cumhurbaşkanlığı uçağı Esenboğa Havalimanı'ndan Mısır'a hareket etmişti. Finike Belediyesi temel ihtiyaç ve sağlık hizmetlerine erişmekte zorluk çeken vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Yalnız Değilsin projesi kapsamında yürütülen köy meydanı projesiyle Finike'nin Arif Mahallesi ve Yalnız Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların gıda ve tekerlekli sandalye yardımları ile sağlık kontrolleri yapıldı. Kumluca Belediyespor, sezonun ilk deplasmanı olan Yeşil Çivril Belediyespor Kulübü ile yaptığı karşılaşmadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı. Batı Akdeniz TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri izlediniz.